Amerikan Merkez Bankası Fed'in açıklamalarının ardından yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere dönük daha fazla tereddüt taşıdığı görülüyor. Bunun sonucu olarak da Hindistan ve özellikle de Endonezya borsalarındaki sarsıntı devam ediyor. Yabancı sermayenin mesafeli duruşu sonrasında her iki ülkenin de parasının dolar karşısında zorlandığı, borsalarının da düşüşünü sürdürdüğü görülüyor. Kontrol altında tutulmakta zorlanılan cari açık, Endonezya ve Hindistan'ın ekonomi politikalarını zorluyor. Endonezya ve Hindistan cari açık yönünden diğer ülkelerden ayrılıyor. Bölgedeki diğer tüm ülkelerde göstergeler olumluydu. Para politikalarına bakıldığında ise diğer ülkelerde hemen hemen hiçbir önemli değişiklik görülmezken Hindistan ve Endonezya'daki değişim çok çarpıcı oldu. Yabancı sermayenin çıkışı yalnızca Hindistan ve Endonezya ile sınırlı kalmazken riski azaltma gerekçesiyle benzeri hareketler Brezilya, Türkiye, Rusya ve Güney Afrika'da da görüldü. Fed'in aktif alım politikasıyla yatırımcılar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere daha az riskli olarak nitelenen ülkelere yöneldi.